Gelecek Partisi ilçe başkanı Saadet Kansız, hukuki işlemleri pazartesi başlatacağız dedi. Evet, PT'mizin çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. İyi ki özgür basınımızla kendimizi ifade edebiliyoruz. Gelecek Partisi Muğla İl Başkanı Selahattin Kayaman'ın son günlerde şahsım ve yönetim kurulumuz ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar bizleri açıklama yapmak durumunda bırakmıştır. İl Başkanı Selahat Partisi'nin ilçe teşkilatını tek tek kapatmasına neden olmasının bir hesabı olduğunu düşünüyoruz. Daha önce de diğer ilçelerimizde olmasının açılan teşkilatımızın kapanmasına ilçe başkanının istifa etmesine sebep olmuş ve bugün de Muğla'da sadece 3 ilçe teşkilatımız kalmıştır. Sadece 3 tane ilçe teşkilatımız kalmıştır. Bunun bir tanesi de Fethiye'dir. İl başkanımız kendi partisine üye olanlara bile görüşerek, kapı kapı görüşerek üyeliklerinin iptalinin edilmesini istemiş ve tüm ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri arasına sürekli nifak sokmuştur. İl başkanımız kendisi parti üye olanlara bizimle ilgili karalama yolunda yaptığı sözler kendisine iade edilir. Söylemler arasında tepki göstermiş olmamızdan dolayı bu kez parti tüzüğüne aykırı işlem yaparak bizi görevden aldığını beyan etmiştir. Bizimle ilgili ilgisiz kişilere yaptığı söylemler sonrasında tepki göstermiş olmamızdan dolayı bu kez parti tüzüğüne aykırı işlem yaparak bizi görevden aldığını beyan etmiştir. İl başkanımızın öncelikle parti tüzüğünün 28 ve 29 maddesini okuması ve anlaması gerekir. İl başkanımızın ilçe teşkilatı olarak il başkanımızdan 28. maddede yer alan gerekçelerin tutanaklarını ve varsa yönetim kurulu kararının defterinin örneğini talep ettik. Ayrıca kendisi hakkında hukuki işlemlerimizi pazartesi günü başlatıyoruz. Genel merkezimize bu konuda konuyu görüşüyoruz. Yaptığı bu işlem parti tüzüğümüze aykırı işlemdir. Bugüne kadar partimizin zarar görmemesi için birçok konuda sustuk. Ancak Kayaman bizim bu tutumumuzu yanlış değerlendirmiş olmalı ki böyle mesnetsiz hareketlere yöneliyor. Kendisiyle ilgili tüm yasal başvurularımızı parti genel merkezi nezdinde girişimlerimizi yapacağımızı tüm Fethiye halkına ve kamuoyuna duyururuz.